Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi bir hafta sonu geçirdiğinizi ümit ediyorum. Sevgili arkadaşlar, malumunuz üzere son günlerde çok yoğun bir şekilde dolar-TL ile ilgili analizler yapmak durumunda kaldım. Zira sorularınızın büyük çoğunluğu bu noktadan kaynaklanıyordu. Ama son birkaç gündür en fazla soru aldığım mevzu, endeks nereye kadar yükselecek? Endeksteki bu rally devam edecek mi? Ve nereden bir geri dönüş olabilir şeklinde sorularımız yoğunlaşmış durumda. Sevgili arkadaşlar, bu hususlarla ilgili olarak detaylara girmeden önce yine sizlerden son dönemlerde çok fazla bir soru almaktayım. Şahsıma yönelik olarak gelen bu soru şudur. Acaba bir yerden mi okuyorum, bir yerden mi okuyarak bu analizleri sizlere aktarıyorum şeklinde bir şeyler sormaktasınız. Ben çok defalar bu sorularınıza yorumlarınız aracılığıyla yanıt vermeye çalıştım ama bu soruların ardı arkası kesilmiyor. Arkadaşlar, ben herhangi bir yerden okumuyorum. Önümde bir prompter vesaire gibi bir teknik imkan da mevcut değil. Basit bir notebook bilgisayar ve bir basit bir mikrofon aracılığıyla sizlere bu analizleri aktarmaktayım. Sadece analiz yaparken bir zaman kaybı olmasın diye bazı grafikleri önceden hazırlıyorum ama onun haricinde bütün yorumlarım, bütün açıklamalarım, ifadelerim tamamıyla doğaçlamadır. Belki aynı yorumu 10 dakika sonra bir kez daha yapacak olsam, aynı ana başlıklardan ifade ederim ama başka başka söylemlerde bulunurum. Dolayısıyla herhangi bir yerden okumuyorum. O an aklıma geldiği şekilde ve o an ekranda ne görüyorsam, grafikte ne görüyorsam onları size açıklıyorum. Değerli arkadaşlar, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Dediğim gibi çok fazla soru geliyordu bu konuda. Evet, geliyoruz endeks konusuna arkadaşlar. Endeksle ilgili olarak sizlere son dönemlerde birkaç analiz aktardım. En son 7 Ocak tarihinde yabancı takas oranında önemli bir artışın olduğuna dikkat çektim. Ardından 100 bin direnci aşılabilir mi başlıklı bir yorum ile bu direncin aşılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, çünkü yabancı takas oranının çok ama çok ciddi seviyede bir artış gösterdiğini, yabancının son 3-4 ay öncesindeki 100 bin direncini zorlayan gücünden çok daha ivmelenmiş bir güç ile 100 bini zorlayacak bir konum içerisinde olduğundan bahsettim. Ve en son olarak da Cuma gününe özel olarak 102.500 direncine dikkat çekmek kaydıyla bu bölgenin aşılma ihtimalinin biraz güç olabileceğini ve 102.000'den 100.000'e yönelik bir geri çekilme, mini bir realizasyonun olabileceğini ifade etmeye çalıştım. Ve nitekim de Cuma günü hepinizin de tanık olduğu üzere 102.300-400'lere yönelik bir atak olduktan sonra 101.000'lere doğru bir geri çekilme oldu. Tekrardan 102.000 zorlandı ve 101.800 gibi çok güçlü bir şekilde bir haftalık kapanış yaşandı. Sevgili arkadaşlar, ben 100.000 direncinin aşılabileceğine ve 100.000 direnci üzerinde 102.500'lerde bir zorlanma olup da tekrardan 100.000'e doğru bir geri çekilme olabilir. Ama 100.000'in aşağısına gelmeyecek şekilde bir görüntü hakim olur veya olabilir şeklinde düşüncelerimi paylaşırken ana felsefem şu idi. Değerli dostlar, 90.000'ler civarından başlayan yabancı takas oranının artması, yabancının bir şekilde pozisyonlarını artırmasıyla birlikte başlayan ralliye maalesef yerli yatırımcı katılım gösteremedi. Niçin? Yerli yatırımcının beynine 60 binler, 50 binlere kadar bir geri çekilme olasılığının yüksek olduğu yönünde bir takım mesajlar kodlandı. Ben bu analizin başında psikolojik analiz şeklinde bir ifade kullandım. Yani borsada psikolojik analiz şeklinde bir başlık atmayı uygun gördüm. Niçin biliyor musunuz sevgili dostlar? Malumunuz borsada, borsa jargonunda, borsa literatüründe veya borsa ilminde iki önemli analiz türü vardır. Bir, teknik analiz; iki, temel analiz. Bazı insanlar temel analizi önemserler. Makro veriler, bilançolar, işte FK'sı, piyasa defter değeri gibi gibi bir takım farklı nosyonlar üzerinde dururlar. Bazı analistler ise tamamıyla grafikler ve çizgiler üzerinden yoğunlaşmak kaydıyla indikatörler, osilatörler, formasyonlar üzerinden yola çıkarlar ve bu şekilde bir analiz yaparlar. Bazısı da her iki unsuru da birlikte değerlendirmek kaydıyla bir analiz yapar. Ancak ben sıklıkla gerek Twitter'daki anlık yorumlarımda, gerekse bu YouTube üzerinden yapmış olduğum canlı analizlerimde artık dilime pelesenk olmuş olan bir ifadeyi kullanıyorum. Diyorum ki, piyasalarda ve piyasalar özelinde borsalarda 2 çarpı 2 4 etmez. Yani mantık aramayın. Eğer mantık arayacak olursanız dersiniz ki ve diyeceksiniz ki,
Veya diyorsunuz ki yahu ne oldu 10 günde 15 günde Türkiye'de altın madenleri mi bulundu? Petrol rezervleri mi bulundu? Neden yabancının bu ilgisi bir şekilde bu kadar ciddi bir miktarda bir alım getirmeye başladı? Neden 3-5 gün 10 gün içerisinde bizim borsamız %10 gibi çok önemli bir atak yaşadı? Bu atağı niçin 20 gün önce yaşamadı da 2019'un girmesiyle birlikte bu atağı yaşadı gibi birçok sorular soracaksınız. Bu sorularınızın hiçbirisinin somut bir yanıtı yok. Türkiye'de değişen bir şey yok. Borçlarımız aynı duruyor arkadaşlar. Cari açığımız aynı duruyor. Enflasyon oranımız aynı duruyor. İşsizlik verimiz aynı duruyor. Her türlü olumsuz ekonomik verimiz aynı duruyor. Ve yabancı aynı yabancı. Biz aynı Türkiye'yiz. Fakat bakış açısı değişti. Psikoloji değişti. Bu psikoloji nedir arkadaşlar? Yabancının o güçlü olarak fonlarında tutmuş olduğu rakamlar para kazanmak mecburiyetinde. Düne kadar da para kazanmak mecburiyetindeydi. Ama çok büyük bir belirsizlik görüyordu. Niçin? Fed faiz artıracak mı? İndirecek mi? Ne yapacak mı? Fed'e dair faiz artırmayacağına dair kanaatler artmaya başladı. Ve hatta dün zannediyorum Wall Street Journal gazetesinde Amerika'nın belli başlı basın organlarından birisinin önemli bir başlığı vardı. Diyor ki Fed sıkılaştırma politikasını dahi erteleyebilecek. Bu hususta dahi taviz verebilecek bir noktaya geldi. Biliyorsunuz Fed faiz artırımıyla ilgili olarak 2019 yılında 3 yerine 1 faiz artırımıyla yetinebileceğine dair söylemlerde bulunmuştu en son yapılan toplantıda. Şimdi ise Fed'in bir şekilde her ay 50 milyar dolar civarında bir sıkılaştırma politikası vardı. Bu politikasından dahi vazgeçebileceğine, yani para piyasalarındaki esnekliği alabildiğince artırabileceğine dair bir takım kanaatler oluşmaya başladı. Tabii ki böyle bir kanaat oluştuğu zaman da ABD'de dolar para kazanamayacağını, oradaki faizden şundan bundan yeteri kadar nemalanamayacağını anlayınca elbette ki gelişmekte olan ülkelerde risk aramaya başladı. Risk aramak demek ne demektir? Para boşta kalmasın, bir miktar olsun riske gireyim ve para kazanayım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz grafik endeksin bu yıl yani 2019 yılı itibariyle İMKB endeksinin %12'ler civarında bir prim yaptığını göstermekte. Doların %0.30 civarında bir değer kaybı yaşadığını gösteriyor. Altın, tahvil ve repoda ise olumlu bir seyir söz konusuymuş. Biz dünya borsalarına bakalım isterseniz sevgili arkadaşlar. Dünya borsalarına baktığımız zaman 2019 yılı içerisinde neredeyse gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş olan ülkeler. ABD'si, Avrupa'sı veya işte Çin'iydi, Japonya'sıydı, Hindistan'ıydı, Brezilya'sıydı. Bütün endekslerde olumlu ve ılımlı bir havanın olduğunu görmekteyiz. Dün ABD'nin, Avrupa borsalarının ayı piyasasına girdiğinden bahsedilirken bugün artık onlarda da önemli bir atraksiyonun olduğunu görmekteyiz. Ve gördüğünüz gibi bu yıl itibariyle 2019 yılının ilk ayı itibariyle bütün borsa endekslerinde, şurası arkadaşlar Türkiye İMKB endeksini göstermekte ve %11,5'luk bir artışın olduğunu görmekteyiz. En yakın noktada Rusya'yı görüyoruz. Yine o da %11,5 civarında. Ardından sanıyorum evet Brezilya %11,1'lik bir artış göstermiş. Ama bütün dünya endekslerinde bir artı seyir var. Türkiye ise bunların öncülüğünü yaşamakta. Türkiye neden bu öncülüğü yaşıyor? Dediğim gibi ekonomik koşullarımızda ve şartlarımızda bir değişim mi oldu? Hayır, ama Türkiye 2018 yılı içerisinde en çok değer kaybeden borsalardan birisiydi. En çok ucuzlamış ve en çok para kazandırma ihtimali olan, para kazandırabilme vaadi en yüksek olan bir borsa, bir endeks konumundaydı. Bundan dolayı bir hareketlilik yaşamaktayız. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradan çıkarak bu grafiği kapatıyorum ve genel olarak haftalık grafiğime dönüş yapıyorum. Cuma gününe yönelik olarak vermiş olduğum analizde demiştim ki 102.500 seviyesi kritik bir nokta. Buradan bir geri dönüş olabilir. Hatta 102.000-103.000 bölgesi kritik bir nokta. Buradan bir geri dönüş olabilir. Ama bu bir mini realizasyon şeklinde olabilir. Bu mini realizasyon 100.000 seviyesinin aşağısına gelmeden tekrardan bir tepki eğilimi yaratabilir. Buna hazırlıklı olunuz demiştim. Bunu söylememin sebebi neydi biliyor musunuz sevgili dostlar? 90.000 ila 100.000 arasındaki endeksin %10'luk atağına yerli yatırımcının, belki de sizlerin katılım gösterememiş olmasıydı.
Yabancı ciddi bir atak yaptı ve borsaların genel kuralı önce kurumsal yatırımcılar endekste pozisyon alırlar, onlar hareketi başlatırlar ve onun ardından düne kadar inanmayan küçük yatırımcılar bir şekilde aman treni kaçırıyorum, aman bir şekilde benim de bu yükselişe iştirak etmem lazım gibi bir düşünceyle bu katılımı gösterirler. Bu katılımı onlar, bu küçük yatırımcılar gösterirken de yabancılar buna belli bir zemini hazırlarlar. Niçin bu zemini hazırlarlar? Onlar %10-15 gibi bir primi endekse yaptırdıktan sonra, ABC hissesine yaptırdıktan sonra tabii ki pek doğaldır ki bu primlilik bazında satış yapabilecekleri yeni alıcılara ihtiyacı var. Endeks veya A hissesi, B hissesi %50, %100, %500 prim yapsa ne olur arkadaşlar? Alıcı olmadıktan sonra, satabilecek müşteriyi bulamadıktan sonra istedikleri kadar prim yaptırsınlar. Şimdi 90 ila 100 bin arasında dün ne kadar 90 binlerde almadım şu hisseyi, 3.5'tan almadım, şimdi ne diye gideyim 4.5'tan alayım diye düşünen insanlar çok önemli tereddütler yaşamakta. İşte bu tereddütleri yenebilmek için endeksin bir süre 100 bin üzerinde oyalanması lazım. 100 bin önemli bir dirençti. Son dönemlerde 100 binin üzerine ataklar oluyordu ama çok net satışlar geliyordu. Bu kez 100 bin direncinin kesin olarak aşıldığına dair küçük yatırımcıya bir mesaj verilmesi gerekiyor. Bu mesaj nasıl verilecek? 100 bin, 100 bin, 102 bin, 103 bin, 104 binlere yönelik ataklar olacak. Bu ataklardan sonra geri dönüşler olduğu zaman 100 binin aşağısı gösterilmeyecek. 100 binin aşağısı görülmediği zaman yerli yatırımcı şunu düşünmeye başlayacak. Diyecek ki endeks 103-104'lere gitti. Ben orada bile almadım, korktum. Ama 100 bine geri döndü. Bak gördün mü, 100 binin aşağısını göstermiyorlar. Demek ki 100 bin bir destek oldu. Evet canım, endeks 120'ye, 130'a, 140'a gidecektir belki. 100 bin direnci aşıldığına göre önemli bir viraj dönülmüştür gibi psikolojiye yönelik bir hitapla, bir algı operasyonuyla 100 bin direnci kuvvetlenmiştir dedirterek, bunu da nasıl dedirteceklerdir arkadaşlar? 100 bine yaklaşımlarda defalarca belki 3-5 defa 100 bine yönelik bir geri dönüşüm olacaktır ama 100 bin kırılmayacaktır. Kırılmadıkça yerli yatırımcı 100 bin güçlenmiştir diyerekten alım yapmak yönünde bir iştah, bir ilgi veya bir heves taşıyacaktır. Çünkü 90 ila 100 bin arasındaki ralliye katılamadı, korktu ve bu korkusu yavaş yavaş geride kalmaya başlayacaktır. İşte arkadaşlar, bu psikolojiye oynayacaktır yabancı. Bu nedenle 100 bin üzeri tuzaktır kelimesini biraz ürkütücü bir kelime olarak görüyorum. 100 bin üzeri tehlikeli, haklısınız. Ama net olarak tuzaktır deyip de bu tuzaktır ifadesinin eşitleri aman 100 binden uzak kalın, 100 bin üzerinde hiçbir hisseyle ilgilenmeyin gibi bir ifade kullanmak bir anlamda farklı bir değerlendirmeyle yabancının yine tuzağına düşmek anlamına geliyor. Çünkü yabancı endekse olan güveni artırabilmek, yeni alıcılar çekebilmek için bu endeksi önce 106.500, 107.500 bölgesine, yani şurada görmekte olduğunuz kırmızı kalın çizgi bölgesine kadar taşımayı düşünebilir. Buradan bir geri dönüşüm yaşayıp da 102.500, en son analizimde dikkat çekmiş olduğum 102.500 seviyesi, yani şurada görmekte olduğunuz %50'ye denk gelen 102.500, 103.000 bölgesine kadar bir geri çekilme yaratabilir ve piyasaya şu mesajı vermiş olur. Bak 103.000'e kadar geldim ama 100.000'e yaklaşmadım. 100.000 o kadar güçlü bir direnç ki 103.000'e yaklaşma ihtiyacını bile hissetmedim. Demek ki ilk etapta 107.000'i aşamadım ama ikinci bir atakla 110.000'lere, 111.000'lere, 115.000'lere, belki daha yukarılara gidebilecek gücü toplamak, ivmeyi toplamak için çaba gösteriyorum gibi bir takım mesajlar verebilecektir. Bu arada dünya piyasalarında o olacaktır, bu olacaktır, şu olacaktır. Belki Dow Jones, belki S&P'de bir takım geri çekilmeler yaşanacaktır. Ama o günlerde şunu duyacaksınız. Evet, gelişmiş ülkelerin borsalarında biraz sallapati bir durum var ama gelişmekte olan ülkelere para akışı, fon akışı devam ediyor. Oralarla ilgilenmiyoruz. Yabancı gelişmekte olan ülkelere ilgisini devam ettiriyor gibi bir takım ekstra haberler
Ve hatta ve hatta belki de Türkiye özelinde, belki de gelişmekte olan ülkeler özelinde bir takım raporlar gelecek. Diyecekler ki gelişmekte olan ülkelerde hala %20 potansiyel var. Türk endeksi hala %15 prim vaat ediyor gibi gibi. Bir takım açıklamalar, raporlar, şunlar bunlar sizlerin psikolojisine hitap edecek. Peki ne yapmak lazım? Borsadan satıp kaçmak mı lazım? Yani 100 bin üzeri risktir ve tehlikelidir diye. Bana göre hayır arkadaşlar. Niçin satıp kaçacaksınız? Eğer ki ve eğer ki günlük anlık bir şekilde olabildiğince kısa periyotlarla borsayı, endeksi ve taşımakta olduğunuz hisselerinizi izleyebiliyorsanız yabancının kurmaya çalıştığı bu tuzağı fırsata çevirebilirsiniz. Bakınız altını çiziyorum. Fırsata çevirebilirsiniz. Bu fırsat nedir? Yabancı bir şekilde endeksi 110'a mı götürecek? Götürebilir. 115'e mi götürecek? Götürebilir. Ama tehlike her geçen gün artıyor mu? Artıyor. Tehlike arttıkça, risk arttıkça sizin de kazanç potansiyeliniz artıyor demektir. Tabii ki sizlerin de riskiniz artıyordur. Ama siz eğer endeksi dikkatli bir şekilde izleyebiliyorsanız, gerek saatlik, gerek günlük, gerek haftalık kritik seviyelerini, ki ben burada hep pivot seviyelerini takip ediniz lütfen diyorum. Pivot seviyesi çok önemli bir kriterdir. Birçok yabancı analistin özellikle ve özellikle takip etmiş olduğu bir kritik değerdir diyorum. Bunları takip etmek kaydıyla sizler hem hissenizin hem de endeksin kritik değerlerini bilirseniz, stop loss noktalarınızı belirlerseniz emin olunuz ki yabancı dilediği kadar bir size tuzak kurmaya çalışsın, onun kurduğu tuzakları siz fırsata çevirmiş olabilir, erken bir şekilde satış yapmamış olabilirsiniz. Ve bir başka noktaya geleceğim sevgili arkadaşlar. Bugüne biz bankacılık hisseleriyle geldik. Bankacılık hisseleriyle gelirken evet yabancının özellikle geçtiğimiz hafta, önceki hafta değil de özellikle geçtiğimiz hafta ekstra bir Londra'dan gelen bir para akışı oldu. Fakat bunun yanı sıra yabancı şunu da yaptı. Bazı hisselerdeki pozisyonunu boşalttı, nakde çevirdi. Oradaki nakdi hızlı koşmakta olan hisselere yöneltti. Yani bankalara yöneltti. Hangi hisselerden satış yaptı? En başta Türk Hava Yolları. Ve Aselsan'ı da söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları ve Aselsan, niçin bu iki hisselerin adını zikrediyorum? Endeksin likit hisselerinden, yabancıların ciddi şekilde pozisyon aldığı hisselerden birisidir. Eğer Türk Hava Yolları ve Aselsan'da çok önemli bir yükseliş gibi bir beklentileri yoksa, herkes bankalara yönelmiş ise o hisselerde para bağlamanın bir anlamı yok. Klasik tüccar mantığı. Ne diye burada param bağlı kalsın diyerekten oradan satış yaptı ve bankalara yöneldi. Tabii ki bu hisselerde satış yaptığı için de o hisselerde bir yabancı satışı gözlendi, para çıkışı gözlendi, değer kaybı gözlendi. Benim şahsi düşünce ve kanaatim. Endeksi bir şekilde tutmak zorundalar. 100 bin üzerinde tutmaları gerekiyor ki bu %61,5'lar, %62'ler seviyesine kadar gerilemiş olan yabancı takas oranı eğer ki bugün %66'lar seviyesine kadar ulaşmış ise bu kadar ciddi bir yükseliş eğilimi içerisine girmiş ise bu durumda yabancının artırmış olduğu bu olağanüstü takas oranındaki bu yükselişe bağlı olarak bundan yeteri kadar nemalanabilmeleri için tabii ki banka hisselerine yönelik olarak göstermiş oldukları ilgi sonrasında bir şekilde bankalara sonsuza kadar ilgi gösteremeyeceklerine göre belki de bu hafta, belki de önümüzdeki 2 haftalık süre içerisinde bankacılık endeksine yönelik olarak ilgilerini azaltıp, bakınız azaltıp, ama bu azaltmayı yaparken ve buralarda bir miktar satış yapıp pozisyonlarını hafifletirken endeksin 100 bin aşağısına gelip de yine bak gördün mü 100 binin üzerinde tutunamadı şeklindeki yerli yatırımcıya ben haklı düşünmüşüm düşüncesini kaptırmamak, onların endekse bir şekilde ilgi göstermelerini, alım yapmalarına teşvik edebilmek bakımından endeksi bir şekilde Türk Hava Yolları gibi, Aselsan gibi güçlü diğer düne kadar yeteri kadar ilgi göstermemiş, endeksteki yükselişe ilgi göstermemiş olan hisselere gösterecekleri alakayla bankalardan bir miktar hafiflerken bu hisselere ilgi göstermek kaydıyla ama sonuç itibariyle endeksi de 100 bin üzerinde tutacak bir eğilim, bir politika içerisine girebilirler. Yani değerli dostlar, A hissesinden çıkarken, orada bir realizasyon yaparken,
Bir başka endeks üzerinde etkili olan bir hisseye ilgi göstermek kaydıyla endeksteki görüntüyü, endeksteki o göze hoş görünür tabloyu, yani 100 bin üzerindeki resmi bozmaksızın endekse yönelik, borsaya yönelik olan iyimserliği ve sıcak bakışları hiçbir şekilde bozmayacak bir şekilde, bunu canlı tutacak şekilde farklı bir strateji içerisine girebilirler. Bu nedenle bu hafta şu anda ayrıntılı analizine girmeyeceğim. Ama belki yarın fırsat bulabilirsem veya bu akşam fırsat bulabilirsem ayrıntılı bir analiz yapmak için çaba göstereceğim, zaman ayırmaya çalışacağım. Aselsan ve Türk Hava Yolları'nın üzerine önemli bir şekilde, dikkatli bir şekilde bakmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu hisseler birer fonlama hissesidir. Buralardan çıkıldı, bankalara ağırlık verildi. Bankalara yeteri kadar ağırlık verildi. Artık bankalarda yavaş yavaş bir realize yapma zamanı gelmiştir. Ama bu bir mal çıkmak, bu tamamıyla ve tamamıyla bankalardan kopmak ve uzaklaşmak anlamında değil. Kar realizasyon, mini bir kar realizasyonu şeklinde adımlar atılırken, oradaki realizasyonlar sonrasında açığa çıkan nakdi, son 10-15 gün içerisinde satış yaparak düşürdükleri daha aşağı seviyelere veya değersiz bir noktaya veya bu ralliye uyum sağlayamayacak seviyelere ulaştırdıkları bu iki hisse. Tabii ki bunun yanı sıra Petkim'i de sayabiliriz, Tüpraş'ı da sayabiliriz, Sabancı Holding'i de sayabiliriz, Turkcell'i de sayabiliriz. Bu gibi sanayi hisselerine ilgi göstermek kaydıyla bankalardan çıkan parayı bu hisselere yöneltip endeksi de bir şekilde uygun seviyelerde tutmak ve küçük yatırımcıya bu yükseliş eğilimine katılmamış ve katılmaya korkmuş, çekilmiş olan yatırımcıya endeks hala güçlü duruyor. Şu anda bankalarda bir durgunlaşma veyahut da bir dinlenme operasyonu oldu ama bu sadece bir molaydı. Tekrardan bir yukarı eğilim olacaktır mesajını verebilmek veya düne kadar hareketlenmemiş olan ABC vesaire vesaire hisselerinin de bu yükseliş eğilimine artık katılma zamanının geldiğini, artık onlara sıra geldiğinin mesajlarını verebilmek bakımından bir şekilde endekste 110 binlere, 112 binlere yönelik bir hareket başlatılabilir. Ancak hiçbir şekilde bunun bir kesinliği bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Endeks 110'a gidecek, 115'e gidecek veya 120'yi tekrar test edecek gibi bir iddiada bulunmak hiçbir şekilde mümkün değil. Bu asla benim bu yapmış olduğum yorumumda endeks için çok iyi şeyler bekliyormuşum gibi bir anlam çıkmasın. Şu anda yabancı önemli bir zaman dilimi içerisinde boşta kalan parasını gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak kullandı. 2018 yılının sonlarına doğru o beklenen Noel rallisini yaşatamadıkları için o boşta kalan para bir şekilde değer kazanmak zorunda ve bu süre içinde sadece Türkiye özelinde değil, dünya genelinde borsa endekslerine ve özellikle bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke endekslerine yönelik suni bir iyimserlik yaratılmak kaydıyla. Dünyadaki hiçbir risk, hiçbir ekonomik kaygı, hiçbir olumsuz düşünce yok olmamasına rağmen sebebini kendi yarattılar. Bir anlamda senaryoyu kendi çizdiler ve kendileri oynuyorlar diyebileceğimiz bir mantıkla bir olumlu rüzgar esiyor. Altını dolduramayacağımız temel faktörlerle, konjüktürel etkenlerle, şunlarla bunlarla, gerçekçi etkenlerle altını dolduramayacağımız bir sebepten ötürü piyasalarda bir iyimser hava yaşanıyor ise ben bu iyimser hava için kışın ortasında, zemheri kışında bir anda güneş doğmuştur ve derece 12-13'leri göstermiştir ve kış ortasında, kara kışta yaz yaşıyoruz dercesine bir tablo olarak görürüm. Net bir şekilde inanmakta zorluk çekiyorsam her an bu riskin olumsuz etkilerini hesabıma katarım. Anlık ve saniyelik bir şekilde destek ve direnç noktalarını hem hisse ve hem endeksler bazında muhakkak surette izlerim. Ama eğer ki bunu izleme ve bu kadar yakından bir şekilde hissemi ve endeksin şartlarını, koşullarını değerlendirme şansım bulunmuyor ise uygun bir seviyeden nakde geçip gelişmeleri izlemeyi düşünebilirim. Sevgili arkadaşlar, umarım ki vermeye çalıştığım mesajlarımı sizlere
net bir şekilde aktarabilmişimdir. Dolayısıyla bu açıklamalarım dahilinde endeks ve piyasalarla ilgili olarak görüşlerimi net olarak algılamış olduğunuzu tahmin ediyorum. Tabii ki anlık ve seanslık yorumlar bakımından Twitter adresimde daha sık yorum geçmekteyim. Twitter adresim @HalukCanberk'tir. Yine borsa ve dolar TL ile alakalı olarak ise sıklıkla çeşitli analizler aktarabilmekteyim. Bu analizlerimden anlık bir şekilde haberdar olabilmek, analizlerin yayına girdiği anda bilgi sahibi olmayı arz ediyorsanız da lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Efendim hoşçakalınız, saygılar ve sevgilerimle.